الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyle. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de çok önemli hükümleri ifade eden, beyan eden surelerden birisi olan İsra Suresi. Miraç olayının anlatıldığı sure. Namazda bu sureden okuduk. 25-26. ayeti kerimeden itibaren okuduk. Bu ayeti kerimelerden itibaren Rabbimizin neler buyurduğunu beraber müzakere etmiş olacağız. İfade ettiğim gibi İsra suresinin içerisinde ama İsra hediyesi olarak ama İsra suresinin hediyesi olarak önemli hükümler, Rabbimizin önemli bildirileri, talimatı vardır. Bunların bir kısmını mevcut zaman içerisinde müzakere etmeye çalışacağız siz dostlarımızla beraber. Hemen geçelim ayeti kerimemize. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Es-Sa'idu Billah وَاَعْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ Kullarım, ben sizi bir anne ve bir babadan, Adem ile Havva'dan yarattım. Asıl itibariyle, kök itibariyle hepiniz bu yönüyle kardeşsiniz. Ayrıca din kardeşliği aranızda tesis ettim. Dolayısıyla bir din kardeşliği var aranızda. Ayrıca bir de aranızda insanların dışında cari olmayan bir akrabalık, sadece insanlarda cari olan bir akrabalık koydum aranıza. Şimdi biz mümin kardeşlerimizle kardeşiz. Nerede kardeşiz? Dinde kardeşiz. Güzel. Bir de aramızda kardeşlik, abi ve kardeşlik, amca, dayı, torun, yeğen gibi bir akrabalık olunca bu çift dikiş oluyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde müminlerin kardeş olduğunu ilan ediyor.
Müminler ancak kardeştir. Onlara kardeşlik yakışır. Dargınlık, margınlık gitmez müminlere. İleride gelecek o. Teravide gelecek. Ancak Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde akrabalarla ilgili olan münasebetleri özellikle Allah Celle Celaluhu gündeme getiriyor. Akrabalarımıza karşı iyi davranmamız gerektiğini emrediyor. Her cuma günü hatip hutbenin sonunda okuduğu bir ayet-i kerime var. Es-sa'idu billah inna Allah ye'muru bil adli vel ihsan ve itai zil kurba. Ne diyor Allah Celle Celaluhu orada? Şüphesiz Allah adaleti emreder. Akrabaya iyilik yapmayı emreder. İnsan her mağdura iyilik yapacaktır ama akraba olunca Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri akrabaya karşı daha iyi davranmamızı, iyilik yapmamızı emretmektedir. Buradaki ayet-i kerimede de ne buyurdu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Ve ati zel kurba hakkahu. Yakınlarına bir defa hakkını vereceksin. Buradaki ayet-i kerimede kastedilen haktan birinci maksat nafaka meselesidir. Birinci derecede. Ne demek nafaka meselesidir? Mesela bir insan evlendiği zaman evine gelen, kendisini kocasına teslim eden, yani evine gelip efendim aile hayatı başlayan eşinin nafakasını temin etmek mecburiyetinde midir? Elbette. Bir erkek hanımının nafakasını vermek mecburiyetindedir. Hanımı fakir de olsa, zengin de olsa koca hanımının nafakasını vermek mecburiyetindedir. Şu yanlıştır, ilahi kriterlere uymaz. Hanım, sen de çalış, ben de çalışayım. Sen de maaş al, ben de maaş alayım. Evin kirasını beraber ödeyelim. Beraber bir ev alalım. Nafakamızı beraber, harcamalarımızı beraber yürütelim. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? İlahi kriterlere doğru göre yanlıştır. Ha demiş ya adam, haçan paran yok idi, neden bindin kayığıma? Haçan paran yok idi, neden bindin kayığıma? Bir hanımının nafakasını temin edemeyeceksen niye evlendin ki? Evlenen bir delikanlı, evlenen bir erkek, hanımının nafakasını yemek, içmek, elbise, tedavi ve mesken ihtiyaçlarını görmek mecburiyetindedir. Hanımı fakir de olsa buna mecburdur, zengin de olsa mecburdur. Hanımın parası var diye kirayı bu ay sen vereceksin diyemez erkek. Yarısını sen vereceksin diyemez. Bu hafta hal masrafları, pazar masrafları senden diyebilir mi? Diyemez. Bu hakkı yoktur erkeğin. Er-ricalu kavvamuna alennisa. Erkekler kadınların amiridirler. Evde reis-i cumhur kimdir? Erkektir. Bu yetkiyi ona kim verdi? Allah verdi. Gerekçesini de anlatırken diyor ki bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Çünkü Allah Celle Celaluhu erkeklere bir meziyet vermiştir. Kadınlardan farklı bir meziyet vermiştir. Erkek idarecilik meziyetine sahiptir. Kadında o meziyet yoktur. Kadında daha farklı meziyetler vardır. Kadında olan meziyetler çocuğu yetiştirme, yuvayı sağlam tutma meziyetleridir. Erkekteki meziyet ise idarecilik meziyetidir. İki tane koç kafası bir tencerede pişer mi? Ne dersiniz? İki tane koç kafası bir tencerede pişer mi? Sığmaz ki bir tencereye. Çünkü ikisinin de boynuzları vardır, değil mi? İkisi tencereye girmez. Hem kadın hem erkek ikisi de koç kafası olsa yuvada huzur olmaz. Birisi koyun kafası olması lazım ki birisi koç kafası durumu idare edecek. Yani birisi alttan almasını bilecek, birisi de idare etmesini bilecek. Ve bima enfaku min emvalihim. Erkeklerin aile içerisinde reis olmasının birinci gerekçesi nedir? Allah erkeğe farklı meziyetler vermiştir. İdare meziyeti vermiştir. İdarecilik meziyeti vermiştir. Kadına başka meziyetler vermiştir. İkinci özelliğe gelince ve bima enfaku min emvalihim.
Erkekler mallarını harcayacaklar. Erkekler harcama işinde üstlenecekler. Demek ki evdeki masrafları kim üstlenecekmiş? Erkek üstlenecekmiş. Şimdi siz gidersiniz evinize, Ali Hoca'dan nakiller yaparsınız eğer sizin lehinize hanımınızın aleyhindeyse. Ali Hoca ne dedi bilir misiniz dersiniz. Hadi bunu da söyleyin de. Şimdi eve gidince bunu da anlatın. Deyin ki, Ali Hoca dedi ki, Kur'an'dan okuyarak dedi ki, erkekler hanımların yemek, içmek, elbise, tedavi, mesken ihtiyaçlarını görmek mecburiyetindedir. Hanım zengin de olsa erkek ondan pazar parası isteyemez. Efendim manav parası isteyemez. Ondan ekmek parası isteyemez. Hanımın parası ona aittir. Haşem paran yoktu niye bindin kayyuma derler adama. Madem hanımını bakamayacaktın, nafakasını temin edemeyecektin, niye evlendin? Otur oturduğun yerde. Adamı böyle söylerler. Şimdi kardeşler, bir insanın nafaka ile sorumlu olduğu, nafakası ona ait olan kişiler var. Mesela diyelim ki, ben şimdi eşi söyledim size. Zengin de olsa, fakir de olsa kadının nafakasını kim verecek? Evliyse. Kocası verecek. Bir kız çocuğu buluğa erse de ermese de nafakasını babası vermek mecburiyetindedir. Kızım kocaman kız oldun, git çalış, sen de para getir diyebilir mi bir baba kızına? Diyemez. Kız çalışma durumunda modunda değildir. Kız çocuğu kocaman da olsa, büyük de olsa, küçük de olsa kız çocuğu çalışma ve nafaka temin modunda değildir o. O ne yapacaktır? O okuyacaktır, dinini öğrenecektir, bir evi idare etmesini öğrenecektir, bir nesli yetiştirmesini öğrenecektir, bir kocaya nasıl hizmet edilmesi gerektiğini öğrenecektir. Yarın Fatihlerin annesi olacaktır, Fatihler doğuracaktır. Ülkeyi kurtaracak büyük insanları terbiyesiyle beraber yetiştirecektir. Onun vazifesi odur. Şunu altını çizerek söylüyorum dostlar. Allah'ın vermediği yükü insanlara biz verirsek orada çatlama olur. Ben çok açık konuşmayayım. İsterseniz biraz burasını es geçeyim. Değişik meslek gruplarındaki dostlarımızla konuşmuşumdur. Hep bana şunu söylemişlerdir. Hocam bizim aramızda eşleriyle beraber çalışanlar hepsi huzursuzdur. Ya boşanmışlardır ya boşanma arifesindedirler. %90'ı böyledir diyorlar. İki koç kafası bir tencerede pişmez. Allah'ın vermediği misyonu kadına verirseniz, Allah'ın vermediği yükü kadına yüklerseniz, o zaman orada bir sıkıntı, bir sancı meydana gelmiş olur. Şimdi kadının nafakası kocasına aittir. Kız çocuğunun nafakası, yani evlenmemiş veya dul kalmış bir kadının nafakası da kime aittir? Babaya aittir. Bakın dostlar, diyelim ki kızımız kocaya gitti. Kocaya gittikten sonra kocası öldü. Veya bir geçimsizlik oldu, boşandı geldi. Gelmeseydin, ben seni gönderdim. Ne halin varsa gör deyip evden kovabilir misin? Hayır, kovamazsın. Sen baba mısın? Babasın. Anne misin? Annesin. Bu senin çocuğun mu? Senin çocuğun. Evlense bile öldüğün zaman mirasından mal gider mi ona? Gider. Dul da olsa, evli de olsa öldüğün zaman senin mirasın ona gider mi? Gider, çünkü o senin çocuğundur. Evlense de çocuğundur, bekar olsa da çocuğundur. Peki dul kaldı, dul kalmasının sebebi kocasının ölmesi olabilir. Geçimsizlik de olabilir. Ama bir baba şunu söyleyemez. Ben seni evime kabul etmiyorum. Nereye gidersen git, ne halin varsa gör diyemez. Dul kalmış bir kadın için, kız çocuğu için bunu söylemez. Baba Allah nezdinde o kızını, yani dul kalmış bile olsa o kızının nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Onu bağrına basacak, evine alacak. Evine almadığı zaman doğabilecek olan felaketleri tahmin ediyorsunuz. Bir kadın, kocası onu bizar ediyor. Kocası onu evden kovuyor. Dövüyor. Boşuyor. Bu kadın
babasının evine de gidemiyorsa, kocasının evine gidemiyor, babasının evine de gidemiyorsa fuhuş bataklığına batacak bu. Toplumun kanayan yarası olacaktır bu. Allah buna izin vermez. Kötü mal sahibinindir. Kötüdür, iyidir. Orası ayrı bir konu. Kızımız haklı da olsa, haksız da olsa, doğru da yapsa, yanlış da yapsa, dul mu kaldı? Bunun nafakası babaya aittir, baba hayattaysa. Peki, baba fakir olursa, baba ve anne fakir olursa veya dede ile nine de baba hükmündedirler. Babamız hayatta değil, dedemiz hayatta. Nenemiz hayatta değil, annemiz hayatta değil, nenemiz hayatta. Şimdi baba fakir, geçinemiyor. Bunun nafakası evlada düşer. Evlat kötürüm, malul, çalışamıyor veya ilim tahsiliyle meşguldür. Bunun nafakası da babaya aittir. Buna kitaplarda kitabun nefekat veya kitabun nefaka, nafakalarla ilgili hükümleri ihtiva eden bölüm demektir. Bunun geniş teferruatı vardır. Özetle bir şeyleri söylemeye çalıştım. Bir evlat, erkek çocuk, ilim tahsiliyle meşgul ise veya gerçekten çalışamıyor, fakir bir durumda ise onun nafakasını kim verecek? Babası verecek. Buluğa erinceye kadar nafakadan sorumlu kız ve erkek çocukların babadır. Buluğa erdikten sonra erkek çocuğu ilim tahsiliyle meşgul ise yine baba nafakasını verir. İlim tahsiliyle meşgul değilse nafakasını kendisi temin etmek mecburiyetindedir. 16 yaşındaki bir delikanlıyı baba bakmak mecburiyetinde değildir eğer ilimle meşgul değilse. Buluğa ermiş bir delikanlıyı baba bakmakla sorumlu değildir. Hadi oğlum, niye boş duruyorsun? Çalış o zaman, sen de para kazan. İlim tahsili yok. Efendim, bir meşguliyet yok, yan gelip yatmak mı var? Öyle yan gelip yatmak yoktur. Kız çocuğu buluğa erse de ermese de nafakası babaya ait. Erkek çocuğu buluğa erinceye kadar nafakası babaya aittir. Buluğa erdikten sonra erkek çocuğu eğer kötürüm ise, çalışma imkanı ve istidadı yoksa veyahut da hastadır, değişik engeller sebebiyle çalışması mümkün değildir ve açlık durumundadır, aramıştır, taramıştır, gerçekten iş bulamamıştır. Şimdi ne olacak baba? Buna kim sahip çıkacak önce toplumda? Baba sahip çıkacak buna. Öyleyse şöyle söyleyelim. Fakir olan annenin babanın nafakası kime ait? Evlada ait. Anne baba yok da dede nine vardır, onlar fakir. Onların nafakası kime ait? Torunlarına ait, çocukları hayatta olmayınca. Peki evlat fakir olursa, çalışma imkanı da olmazsa onların nafakası kime ait? Babaya ait. Olmadı, dedeye ait. Şimdi geçelim ayetimize. Ve ati zel kurba hakkahu. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ey onun ümmeti, her birinize sesleniyorum. Hak sahibinin hakkını, yakınlarınızın hakkını vereceksiniz. Bu hakkın içerisinde miras da girer mi? Diyelim ki babamız öldü. Kız kardeşimiz evli. Veya bekar dul, fark etmez. Babamızın bırakmış olduğu, annemizin bırakmış olduğu mirastan bizim evlat olarak hakkımız olduğu gibi kız çocuğunda çocuk olarak, evlat olarak hakkı var mı? Var. Şunu söyleyebilir miyiz? Ben şimdi babamın malını yabancı kişiye veremem. Sana verdiğim zaman enişteme vermiş oluyorum, yabancı yere gitmiş oluyor diyebilir mi? Diyemez. Böyle bir hakkı yok. Sen babandan niçin miras alıyorsun? Evladı olduğun için alıyorsun. Peki o kız çocuğu evladı değil mi? Öyle ama o yabancı birisiyle evlendi. Lan sen de yabancı birisiyle evlendin. Sen de yabancı birisiyle evlendin. O yabancı bir erkekle evlendi, yabancı olmaktan çıktı, şimdi enişten oldu, o da senin. Efendim yeğenlerinin babası oldu. Sen de bir el alemin kızıyla evlendin.
Öyle evlendiği kişiye göre hareket edilmez. Neye göre hareket edilir? Miras. Kişi ile ölen arasındaki bağ sebebiyle alınır. Ölenin oğludur, ölenin kızıdır diye miras alıyor. Öyleyse hiçbir erkek şunu yapamaz. Babamdan, annemden kalan mirasa kimseyi kondurmam. Kız çocuklarına, kız kardeşlerime vermem. Bunu diyemez. Hırsızlık gibi bir şeydir bu. Zulümden başka hiçbir şey değildir. Asla helal olmaz. Asla helal olmaz. Bizim Karadenizler biraz uyanık geçinirler. Babası öldüğü zaman kız çocuğu miras istese babasından, sen bu eve bir daha gelmeyecek misin deyip tehdit eder. Abanın altından sobayı gösterir derler ya, sen bu eve bir daha gelmeyecek misin? Yani sen hakkını alıp gidersen, yarın kocan ölürse veya seni dışarı bırakırsa bizim elimize düşeceksin. O zaman biz de sana sahip çıkmayız diye korkuturlar. Tenezzül etmemek lazım. Allah'ın verdiği hak haktır. Sana verdiği hak senin hakkındır. Unutma, kız kardeşine verdiği hak da kız kardeşinin hakkıdır. Ah dostlar be! İnsanlar paranın esiri, paranın kulu ve kölesi olduktan sonra akrabalık hiç önemli değil diyorlar. Abisiyle, ablasıyla, kardeşiyle, kız kardeşiyle düşman oluyorlar. Birbirine düşman kesiliyorlar. Aylarca, belki de senelerce birbirleriyle konuşmuyorlar. Niye? Sen benim düşmanımsın. Niye düşmanım? Kardeşiz ya, biz nasıl düşman oluruz? Sen babamın malından benim hakkımı vermedin. Veya sen hakkın olmayanı istedin gibi mal kavgası. Allahu Ekber. Babanın bıraktığı miras, mal, nimet olacak yerde ne oluyor? Bela oluyor. Kardeşleri birbirine düşürüyor. O kardeşler ölmüş olan babalarına, Allah babamıza rahmet eylesin, bizi malsız, mülksüz, servetsiz bırakmadı demezler. Bizim Karadeniz tabiriyle söyleyeyim, korbakor olsun derler. Korbakor olsun, yani lanet olsun anlamında, malı bize ölmeden taksim edip vermedi, bizi birbirimize düşürdü derler. Böyle bir felaket. Böyle bir felaket. Şimdi diyor ki Allah Celle Celaluhu, yakınlarına hakkını vereceksin. Mirastan mı? Hakkını vereceksin. Nafaka mı? Bu nafaka boynunun borcuysa bunu da vereceksin. Başka ne var bakalım? Ve ati zel kurba hakkahu. Yakınlarına hakkını vereceksin diyor. Ruhul Beyan tefsirinden bazı nakiller yapayım size. Bir insan diyor fakir olsa, bu da nafaka vermek mecburiyetinde midir? Fakir olan insanın küçük olan çocukları, buluğa ermemiş olan çocukları nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Şimdi çocuğun bir tanesi babasından para istemiş. Baba demiş, bana para ver demiş. Oğlum demiş, para yok. Biraz daha durmuş, baba para ver bana demiş, para lazım. Durmuş, oğlum para yok demiş. Çocuk biraz daha durmuş. Baba demiş, ya para vermez misin bana demiş, para lazım demiş. Oğlum yok dedim ya sana demiş. La baba demiş, madem paran yok niye evlendin demiş ya, niye beni doğurdun demiş. Şimdi kardeşler, bir insan fakir de olsa, çocuğunun dünyaya gelmesine kendisi sebep olduğu için bir şekilde onların nafakasını temin etmek onun üzerine düşer. Baba varken bu sorumluluk başkasının üzerine düşmez. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi, eşinin nafakası zengin de olsa, fakir de olsa onun zimmetine düşmüş olur. Hatta Müslüman da olsa, kafir de olsa. Dinimizde erkek Müslüman, kadın kafir olabilir mi aile hayatında? Normal kafir değil de Hristiyan veya Yahudi ehli kitap olabilir. Tasvip edilmemekle beraber olabilir. Bir insan Yahudi veya Hristiyan olan hanımından nafakasını vermek mecburiyetindedir. Şimdi kıymetli dostlar, akraba dediğimiz rahim yoluyla insana yakın olanlar birinci derecede anne ve babadır. Ondan sonra çocuklarımız ve torunlarımızdır. Ondan sonra kardeşlerimiz, kız kardeşlerimizdir.
Ondan sonra amcalarımız, dayılarımız, halalarımız ve teyzelerimizdir. Yani babamızdan bize yakın olanlar, anamız, baba ve annemizden bize yakın olanlar, dedemizden bize yakın olanlar. Amcamız dedemiz yoluyla bize yakındır. Yani dedemizin çocuğudur diye bize yakındır. Dayımız dedemizin çocuğu, annemizin kız kardeşi, annemizin erkek kardeşidir diye bize yakındır. Amcalar, dayılar dede yönüyle bize yakındır. Ama abi ve kardeşler baba yönüyle bize yakındır. Babamızın çocuğudur diye bize yakındır. Annemiz ve babamız ise direkt rahim yoluyla bize yakındır. Annemizin rahminde büyüdük. Bu bakımdan annemizle bağlantı, babamızın da sulbünden geldik. Bu bakımdan bağlantımız vardır. Bizim çocuklarımız da rahim yoluyla bize yakındırlar. En yakın rahim yoluyla olan yakındır. Bir insanın en yakını kimdir bu yönüyle? Anne ve babasıdır. Ondan sonra oğlu ve kızıdır. Ondan sonra kardeş ve kız kardeşlerdir. Ondan sonra amca, dayı, hala, teyze bunlardır. Yani önce kendisine yakın olanlar, sonra babasına, annesine yakın olanlar bu şekilde etrafa doğru yayılırlar. Bunlara karşı efendim olan vazifelerimize sıla-i rahim ifadesiyle beraber de ifade edebiliyoruz onu, anlatabiliyoruz. Sıla-i rahim dendiği zaman işte bu akrabalar gündeme gelmiş oluyor kıymetli dostlar. Yani bunlara iyi davranmak. Sıla-i rahim neyle gerçekleşir? Nafakasını vermekle sorumlu olduğumuz rahimlerimizi, yakınlarımızın nafakasını vermekle sıla-i rahim yapılabilir. Efendim, bir kısmını ziyaret etmekle, bir kısmına telefon açmakla efendim onlara sıla-i rahim gerçekleşmiş olur. Ama yakınımız kim olursa olsun mutlaka hakkı varsa o hakkını vermemiz gerekmektedir. Şimdi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki el birru vassilatu yutilanil a'mar ve yu'ammiranid diyar ve yuhtiranil envar. Anne ve babaya iyi davranmak, bir de akraba arasındaki münasebetleri güzel yürütmek, bu iki tanesi insanların ömürlerini bereketlendirir. İnsanların ömürlerine bereket kazandırır. Bir de beldeleri imar eder. Şehirler, köyler, beldeler sıla-i rahim, akraba bağlarının iyi olduğu bölgelerde, ülkelerde efendim kalkınma çok hızlı bir şekilde yürür diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve yuhtiranil envar, bol ve bereketli mal ve mahsulatın çıkışına sebep olur. Yani Allah Celle Celaluhu sıla-i rahmin yapıldığı bölgeye, beldeye, ülkeye efendim bir, insanların ömrüne bereket verir. İki, o şehirlerin kalkınmasını sağlar. Üçüncüsü de mal ve para imkanları onlarda çok olmuş olur. Hatta bunu yapan insanlar facir de olsalar, Müslüman olmaları da şart değildir. İnsanlar akrabalık bağlarını eğer iyi tutar, birbirlerine iyi muamele yaparlarsa, Müslüman olsalar da olmasalar da Cenab-ı Hak onlara bu üç tane bereketi verir diyor. Bir de وَاَنَّ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ لَيُخَفِّفَانِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir insanın anasına babasına iyi davranması, akrabalarına sıla-i rahim yapması yarın ahirette hesabını kolaylaştırır. Yarın ahirette hesabını kolaylaştırır. Bir hadis-i şerifte de ölürken kötü ölümden onu kurtarır. Yani imansız ölümden kurtaran sebeplerden birisi de akraba ile olan münasebetlerindeki güzelliktir, olgunluktur ve kemalattır. Şimdi devam edelim ayeti kerimeye. Ve atizel kurba hakkahu. Yakınlara neyini verin demişti? Hakkını verin demişti, değil mi? İkinci cümlede ne vardır? Vel miskine ve ibnes sebil. Miskin, hiçbir şey olmayan fakirler var ya, onlara da hakkını vereceksiniz. Ve ibnes sebil, yolcuların da hakkını vereceksiniz. Miskinin hakkı nedir? Miskin fakir demektir. Hiçbir şey olmayan demektir. Ve fi emvalihim hakkun lisaili vel mahrum diyor Allah Celle Celaluhu. Zenginlerin mallarında mahrum olan insanlar için, hiçbir şey olmayan insanlar için hak vardır.
Bu hak hangisidir? Bu hak farz, zekat olan, farz olan görevdir. Bir zenginin malında 1/40'ında fakirin, yoksulun nesi varmış? Hakkı varmış. Biz onu fakire vermeyip de kendi ihtiyaçlarımız için kullandığımız zaman sanki fakirin cebinden o parayı aldık ve kendimiz haksız yere kendimiz için kullandık gibi oluyor. Çünkü zenginin malında fakirin nesi vardır diyor Allah Celle Celaluhu? Hakkı var diyor. O ona aittir. Öyleyse miskinin de hakkını verin ne demektir? Zekatınızı, fitrenizi, fidyenizi verin demektir. Ve ibn-i sebil yolcu. Yolcu ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer bu. Fakirler, yoksullar sayılırken yolcular da sayılır. Bir insan zengin olabilir. Yolculuk esnasında parası bitmiş, kaybolmuş, çalınmış da olabilir. Şimdi bu insan memlekette parası var. Ama yolda parasını kaybetti, çaldırdı. Bir şey oldu, bir felaketle karşılaştı. Memleketinde zengindir diye bu yolculuk esnasında zekat alamaz dersek peki ne yapacak bu adam? Yoldaki insanları tanımıyor, bilmiyor. Ne yapacak şimdi bu insan? İşte kredi kartıydı, şuydu, buydu, yanında para olmasa da kullanma imkanları vardır. Ama bunların olmadığını kabul edelim. Adam ortada, yol ortasında kaldı. Kim bilir kaç kilometre daha, kaç bin, 100 kilometre daha gidecek. Bu insanı böyle mağdur bırakamayız. Zekat fonumuzdan, efendim, mecburen tasadduk edeceğimiz fonlarımızdan bu insana sahip çıkmak lazımdır. Onun da hakkını vermek lazımdır diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ayet-i kerimenin sonu. Sen malını layık olmayan yerlere çarçur etme diyor Allah Celle Celaluhu. Malını layık olmayan yerlerde çarçur edip bitirme. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ malını sağda solda lüzumsuz yerlerde çarçur edenler şeytanların kardeşleridirler. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا şeytan da Rabbisine karşı çok nankördür. Rabbisine karşı çok nankör olan şeytan uyulmaya, peşinden koşulmaya, örnek alınmaya layık değildir. Buyurun bir kelime işare. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Rabbim bu kelime-i şehadetten ve ehlinden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın. Ayet-i kerimeyi toparlayalım. Ey Muhammed Mustafa sallallahu sen ve senin izinden yürüyenler yakınlarınızın hakkını verin. Miskin ve yolcu yolda kalmış ise onların da hakkını verin. Sakın malınızı usulsüz yerlerde çarçur edip malsız kalmayın, parasız kalmayın. Zira parasını sağda solda lüzumsuz yerlerde çarçur edip bitirenler şeytanların kardeşleridirler. Şeytan yanlış iş yapar, hep yanlış iş yapar. Bunlar da yanlış iş yapmışlardır. Şeytan ise uyulmaya layık birisi değildir. Zira Rabbisine karşı çok nankördür. Şimdi dostlar, bundan sonraki ikinci ayeti kerimeye geçiyorum. Namazda okuduğumuz ikinci ayeti kerimeye geçiyorum. Ayeti kerimeyi izah önce bir açıklama yapayım ki ayetin manası doğru anlaşılsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye yok demezdi. Her gelene varsa verirdi. Yoksa verebilecek birisine yönlendirirdi. Kaybol defol kimseye dememiştir. Onun ağzından la çıkmamıştır. Bazen akrabalarından, yakınlarından gelip de ihtiyaç beyan edenler olurdu. Fakat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de verebilecek bir şeyi olmazdı o anda. Şimdi vermek istese veremeyecek yok çünkü. Fakat vermiyorum git de demek Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şanından değil, sükut eder beklerdi. Karşıları cevabını alamazdı. Diyor ki şimdi Allah Celle Celaluhu Aleyhissalatu Vesselam Efendimize: "Ve imma tu'ridanna anhum."
Habibim sen onlardan iraz edersen, yani yakınların geldi sana, muhtaç olanlar geldi sana, senden bir şey istiyorlar ama senin de verecek bir şeyin yok. Senin de verecek bir şeyin yok. İraz ediyorsun, yani veremiyorsun. İbtiga ve imma tu'ridanna anhum. İbtiga rahmetin min rabbike tercuha. Bir taraftan da Rabbim bana rızık verecek umudunu yaşıyorsun. Şu anda elinde yok ama umudun var ki Allah sana verecek. Ne yapmalısın peki? Şu anda yok, veremiyorsun. Ama umudun var ki Allah sana verecek, sen de verecek, verebilecek duruma geleceksin. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. O senden isteyenlere güzel, kolay, tatlı söz söyle. De ki onlara, Allah size de kolaylık versin, bize de kolaylık versin. Allah sizin sıkıntınızı izale eylesin. Bize de sıkıntılardan helas eylesin. Yani vermek veremiyorsan hiç olmazsa tatlı dilinle, duanla beraber gönlünü al diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl bir yaklaşım dostlar? Yani adam geldi, bir vermediğinden dolayı, yani umduğunu bulamadı diye bir gönül yorgunluğu olur. Bir de fırça yerse senden, o hepten yıkılır. Namuslu, iffetli insanlar İstemeye geldiklerinde belki de 40 defa düşünüp bir defa gelmiş olabilirler. Kaç defa böyle ezilmiş büzülmüş, acaba şimdi ne ile karşılaşacağım diye sıkıntısını, stresini yaşamış ve gelmiş olabilir. Bir de sen kaşlarını çatıp da kovarsan onu, hepten yıkılır o insan. Hepten yıkılır. Onun için Allah Celle ve Ala Hazretleri Habibine diyor ki, Habibim imkanın yok, veremiyorsun. İmkanı yok, veremiyorsan ama sen bir taraftan da Rabbinin rahmetini, rızkını, bereketini ümit ediyorsun, o zaman onlara meysur bir söz söyle. Ne demek meysur bir söz söyle? Yani onları yumuşak ifadelerle veya daha sonra inşallah müsait oluruz, o zaman yardımcı oluruz veya dua etmek suretiyle Allah sıkıntınızı izale eylesin. Mutlaka memnun bir şekilde oradan dönmesini sağlamak lazımdır. Ruhul Beyan tefsirinde diyor ki, İsa aleyhisselam şöyle demiş: bir insan men radde sailen haiben an babihi, bir dilenci senin kapına geldi, defol git, görmeyeyim seni burada, kovdun onu. Lem ta'burul melaiketu beytehu seb'ate eyyamin, bir hafta boyunca rahmet melekleri o kapıdan geçmez. Dükkandasın, iş yerindesin. Geldi bir fakir, gariban geldi. Yardım et dedi. Sen de kovdun onu. Bir hafta senin dükkanına rahmet meleği girmez. Evine geldi dilenci, muhtaç birisi, kovdun onu. Bir hafta rahmet meleği o eve uğramaz. Bunu kim söylüyor? İsa aleyhisselam söylüyor bunu. وَمَنْ مَاتَ فَق۪يرًا رَاضِيًا مِنَ اللّٰهِ بِفَقْرِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ اَغْنَى مِنْهُ. Bir insan fakir olduğu halde öldü. Ama özelliği şu: fakirliğine razı. Elhamdülillah. Hiç şikayetim yok. Rabbim bunu uygun gördü. Alerresi velayin. Hiç şikayetim yok. Fakirliğine razı olduğu halde fakir olarak ölen kişi yarın ahirette cennete girince cennette ondan daha zengin olamaz. Cennette ondan zengin olamaz. Fakirliğine razı olduğu halde ölen kişi yarın ahirete, cennete girdiğinde cennette ondan zengin olamaz diyor. Çünkü dünyada Cenab-ı Hak ona vermedi. Başkalarına dünyada verdiğinin karşılığını ona ahirette vermiş olacak. O da cennetin zengini olacak. Ne güzel şey bu. Yani fakir olanlar hiç üzülmemesi lazım. Dünyada fakir isek cennette inşallah ne olacağız? Zengin olacağız inşallah.
Ya ben de şöyle bir arabaya binmek isterdim demeye gerek yok. Ho, cennetin arabaları dünyadakine benzemez. Kasko ihtiyacı yok. Benzine ihtiyacı yok. Temizleme ihtiyacı yok. Kaza yapma şansı ve ihtimali yok. Trafikte EDS'ye, MEDS'ye yakalanma tehlikesi yok. Kliması bozulmaz. Kirlenmez, çamurlanmaz. Uçurur seni gideceğin yerde. Cennette nasıl bir araba var? Dünyadaki arabalara benzemez. Uçaklara bile benzemez. Gidince göreceğiz inşallah. Dünyada fakir olduğu halde fakirliğine razı olarak ölen cennette, cümleyi tamamlayın, cennette en zengindir. Öyleyse fakirliğe ağlamaya gerek var mı? Yok. Üzülmeye gerek var mı? Yok. Rızana razıyem ey dost derdi bizim çocukluğumuzda. Mahallede bir hoca efendi vardı. Her cuma aynı şeyleri söylerdi. Rızane razıyem ey dost deyip de bitirdiği bir nakarat vardı. Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın razı olduğuna, taksim ettiğine rıza göstermek lazım. Rızane razıyem ey dost. Şimdi kıymetli dostlar, bir sonraki ayeti kerimeye geçiyorum. İnşallah işrak vakti geldiğinde de sohbetimi noktalayacağım. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ Elini boynuna şöyle bağlama diyor. وَلَا تَبْشُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ Tamamen böyle de açma diyor. Yani elini boynuna bağlayan hiçbir şey vermez. Bağlı ya eli, hiçbir şey veremez. Elini böyle açan da kendisine hiçbir şey bırakmaz, hep her şeyi vermiş olur. İkisi de yanlıştır. Hiçbir şey vermeyip cimriliğin danışkasını yapmak yanlıştır. Elinde avucunda ne varsa hepsini verip ondan sonra el açacak duruma düşmek, o da yanlıştır. فَتَقْعُدَ مَلُومًا Eğer boynunu böyle bükersen, yani elini kolunu bağlamış gibi yapar, hiçbir şey vermezsen, فَتَقْعُدَ مَلُومًا O zaman Allah Celle Celaluhu'nun nezdinde, insanlar nezdinde, dünyada ve ahirette kınanmış bir insan olursun. Herkes seni tenkit eder. Mahsuran, eğer elinde avuçta ne varsa hepsini verirsen yolda kalmış olursun. Hiçbir iş yapamazsın. Hanımının nafakasını veremezsin, çocukların ihtiyacını göremezsin, kiranı ödeyemezsin. Perişan olursun yani. İkisi de yalnız. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri bize sadece namazı öğretmiyor. Gördüğümüz gibi neler öğretiyor? Parayı nasıl harcamak lazım? Nasıl kullanmak lazım? Efendim, tamamen cimri olup hiçbir şey vermemek yanlış. Çok cömert olup elinde avucunda ne varsa hepsini vermek, o da yanlış. Çünkü ondan sonra ne yapacaksın? Başkasına el açacaksın. Bu da yanlış. İnne rabbeke yebsudur rizqe limen yeşâ'u ve yektir. Şüphesiz senin Rabbin dilediği kişilerin rızkını genişletir, dilediğini rızıklarını da daraltır. Daraltmak ve genişletmek Allah'ın elindedir. Allah Celle ve Ala Hazretleri dilediğinin rızkını bol yapar, dilediğinin rızkını az yapar, dar yapar. Ayet şöyle bitiyor kardeşler. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîra. Allah kullarını çok iyi haberdardır onlardan, çok iyi gören ve bilendir onları diyor. Şimdi sizinle paylaşmayı uygun gördüğüm tefsirde geçen bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar bu ayet-i kerimenin etrafında. Ayet-i kerimenin bir daha manasını vereyim. Bir kelime-i şehadet getirelim mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ayet-i kerimenin manası şu: şüphesiz Allah dilediği insanların rızkını bol yapar, dilediği insanların rızkını az yapar. Muhakkak Allah kullarını çok iyi gören, bilen, her birisinden de hakkıyla haberdar olandır dedi. Ayet böyle bitti. Şimdi bu ayetin tefsirinde
hadisi kutsi olarak rivayet edilen bir şey vardır. Hadis vardır. Allah diyor ki Kur'an'da değil, hadisi kutsi'de diyor ki: "Ve inne min ibadil mu'minin." Benim mümin kullarımdan öylesi vardır ki: "Men la yuslihu imanehu illel gina." Mümin kullarımdan öylesi vardır ki imanını ancak zenginlik takviye eder. Zengin olursa imanı salaha erer, imanı kemale erer, imanını korur. Yani fakirlik onu perişan eder. لَوْ اَفْقَرْتُهُ لَاَفْسَدَهُ ذَٰلِكِ O insanı, karakteri böyle olan insanı fakir yapsam var ya, perişan olur, fesada girer, yoldan çıkar, zıvanadan çıkar. Kullarından öyleleri vardır ki onun ancak imanı neyle gider? Zenginlikle beraber yürütebilir. Ben onu fakir yapsam yoldan çıkar. وَاِنَّ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ Mümin kullarımdan öyleleri vardır ki مَنْ لَا يُسْلِحُ اِيمَانَهُ اِلَّا الْفَقْرِ Onun imanını ancak fakirlik korur. Bazı insanlar var ki imanını ancak zenginlik korur. Fakirlik ona yaramaz. Bazı insanlar vardır ki onun imanını fakirlik korur, zenginlik ona yaramaz. Birden şımaracaktır. لَوْ اَغْنَيْتُهُ لَاَفْسَدَهُ ذَٰلِكِ Onu ben zengin yapsam yoldan çıkacak. وَاِنَّ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُسْلِحُ اِيمَانَهُ اِلَّا الصِّحَةِ Mümin kullarından öyleleri vardır ki ancak sağlıklı, sıhhatli olursa imanını koruyacak, imanını muhafaza edecek. لَوْ اَسْقَمْتُهُ لَاَفْسَدَهُ ذَٰلِكِ O insanı ben hasta yaparsam yoldan çıkacak. وَاِنَّ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُسْلِحُ اِيمَانَهُ اِلَّا السَّقَمْ لَوْ أَصْحَحْتُهُ لَاَفْسَدَهُ ذَٰلِكِ Kullarından öylesi vardır ki imanını hasta olursa koruyacaktır. Eğer iyileşirse, sağlıklı olursa yoldan çıkacaktır. Bunu kim bilir? Hangi kulu, hangisi yaradığını kim bilir? Allah bilir. Ayet-i kerimenin sonu nasıl bitmişti? Şüphesiz Allah bütün kullarından son derece haberdardır ve her birisini en iyi gören ve bilendir. Zengin yaptığını niçin zengin yapmış? Fakir yaptığını niye fakir yapmış? Sağlık verdiğine niye sağlık vermiş? Hastalık verdiğine neden hastalık vermiş? İnni udabbiru emre ibadi bi'ilmi bi'kulubihim inni alimun habir. Ben kullarımın kalplerini en iyi bilenim. Ben her şeyden hakkıyla haberdarım. Her şeyi bilenim diyor Allah hadisi kutsi'de. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde badiru bil a'mali hamsen ginen mutgiyen ve fakran munsiyen ve haramen mufanniden ve maradan mufsiden ve mevten mucehhezen. Yani bir zenginlik ki azdırır, bir fakirlik ki her şeyi insana unutturur, bir ihtiyarlık ki insanın aklını, aklı dengesini yerinden oynatır, bir hastalık ki insanın bütün dengelerini alt üst eder, bir ölüm ki insana ansızın gelir. Bu felaketler gelip size çatmadan önce siz yapılması gereken amellerinizi yapın, ahiretle ilgili hazırlığınızı tamamlayın. Sonra bunlardan birisi gelirse yapacağınız hazırlığı o zamana kadar yapmadınız, ondan sonra da yapma şansınız kalmaz, ahirete giderken iflas etmiş olarak gidersiniz. Hani Cübbeli Hoca kardeşimiz diyor ya, 60'a kadar işim var dersin, camiye gitmesin. 60'tan sonra çişim var dersin, yine namaz kılmasın. Ne oldu şimdi? 60'a kadar işim var diye kılmadın, 60'tan sonra çişim var diye kılmadın. Sonuçta giderken neyle gidiyorsun? Namazsız, niyazsız, hazırlıksız gidiyorsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bakınız, zenginlik de azdırabilir, fakirlik de yoldan çıkarabilir, ihtiyarlık her şeyi alt üst edebilir. Böyle bir zenginlik başınıza gelir, yoldan çıkarsınız. Öyle bir fakirlik başınıza gelir, bütün dengelerinizi bozarsınız. Öyle bir hastalık başınıza gelir, her şey alt üst olur. Bu tip felaketler başınıza gelip çatmadan önce yapılması gereken hazırlıklarınızı yapın. Sonra hazırlık yapma şansınız olmaz. İşim var, çişim var derken ahirete eliniz boş olarak gidersiniz. Cennete gitmek için navlonunuz yetmez. Cennete gidiş bilet parasını, ücretini ödeyemezsiniz. Ödeyemeyince de gidemezsiniz. Gidemeyince ortada bırakmazlar kimseyi. Cennete gidemeyen kimseyi ortada bırakmazlar.
cennete gidemeyeni biletsiz bir şekilde cehenneme alırlar. Mekansız kimse kalmaz. Allah muhafaza eylesin. Esrarül Muhammediye diye bir kitap var. Orada diyor ki Veysel Karani Hazretleri İde asbaha ev emsa tasaddaqa bima fi beytihi minel fadli minel ta'am ve thiyab. Yani bunu söylemek kolay da yapmak bizim için mümkün değildir. Ama büyükler nasıl büyük olmuşlar? Onu görelim diye. Veysel Karani Hazretleri sabah olunca bakarmış evde ne var? Kahvaltısını yaptıktan sonra ne var? Şunlar. Bunları tasadduk edermiş. Benim öğlene gideceğim belli değil, akşama gideceğim belli değil demiş. Bunları verelim, olmayanlar da yesinler demiş. Akşam olduğu zaman, akşam yemeğini yer, ne kaldı elde avuçta? Onlar da verilmiş. Sabaha kalmasın bunlar, sabaha kadar ben ölmüş olabilirim. Veysel Karani Hazretleri böyle yaparmış. Sabah olunca fazla olanları, akşam olunca fazla olanları verilmiş. Neye güveniyor? Nasıl olsa Allah benim rızkımı yazmıştır, rızkımı tekefül etmiştir. Yanımda saklayacak yerde Allah'ın kullarına vereyim. O Allah'ın kulları memnun olunca Allah da memnun olur. Sümme yekûlü sonra şöyle diyormuş Veysel Karani Hazretleri. Allahümme men mâte cu'an felâ tu'âhidni bihi ve men mâte uryanen felâ tu'âhidni bihi. Allah'ım açlıktan ölenlerin hesabını bana sorma. Açlıktan ölenlerin hesabını bana sorma. Çünkü ben neyim varsa verdim. Bir şey bırakmadım yani. Kardeşler, Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ramazan-ı Şerif olarak da ifade edeyim onu. Bir başka şekilde de ifade edeceğim. Şimdi restoranlarda, özel lokantalarda iftar veriliyor. İftarda kelle başı 80 lira, 90 lira, 100 lira gibi civarında. Fiyatlar öyle. Yani siz 100 kişiyi götürüp yedireceksiniz. Ne kadar para vermeniz lazım? 8500 lira vermeniz lazım. Güzel. Masanın üzeri yemeklerle doluyor. Çeşit çeşit şeyler koyuyorlar. Samimi söylüyorum, mübarek Ramazan-ı Şerif'te onların %70'i çöpe gidiyor. %70'i çöpe gidiyor. Kardeşler, bir de açık büfe, Ramazan dışından bahsediyorum şimdi. Ramazan olsun, Ramazan dışında olsun. Açık büfe. İnsanımız çok açık gözlüdür. Aç gözlüdür, açık göz değil, aç gözlüdür. Adam açık büfede her türlü yemeği koyuyor. Hangisinden istersen al. Dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Bir tabak yetmedi, bir tepsi yetmedi, bir tane daha arkadan getirtiyoruz. Sanki hepsini yiyecekmişiz gibi. Biraz birisinden, biraz birisinden alıp masanın üzerine bırakıyoruz. Onlar nereye gidiyorlar? Çöpe gidiyorlar. Peki ben size bir şey sorayım kardeşler. Suriye'deki kardeşlerimiz, kedi eti yemek helal olur mu darda kalınca fetvasını sordukları bir mevsimde, bir zamanda. Biz Ramazan'da veya Ramazan'ın dışında böylesine aldığımız tepsinin %50'den fazlasının çöpe gitmesini meydana getirecek bir tavır ve davranış sergilesek bunun hesabı kolay olur mu ahirette? Ya kardeşim, acelenle yiyeceğin kadar al. Sen az aldın, götürdün, yedin, doymadın, bir daha kalkıp almana engel var mı? Yok, açık büfede böyle bir engel yok. Niye açgözlülük yapıyorsun? Niye yiyemeyeceğin kadar alıyorsun? Ondan da, ondan da, ondan da, ondan da, sonra birer parça alıp ondan sonrası çöpe gidiyor. Allah aşkına, çevremizde, İslam ülkelerinde kardeşlerimiz arasında açlıktan kıvranan insanlar varken böyle bir israfın hesabını vermek kolay olur mu? Asla olmaz. Siz olun, bu yanlışı yapmayın. Bu yanlışı bir de nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Mekke'de, Medine'de yapıyoruz be. Hacca gidiyoruz, otellerde açık büfe yemekler. Ya kardeşim ya, Mekke'de Medine'de insan hacı iken
Efendimiz'i ziyaret ettiği yerde, Kabe'ye el sürdüğü, yüz sürdüğü yerde, gözyaşlarıyla günahlarını silmek istediği yerde, açık büfedir diye doldur doldur tepsileri, yarısını çöpe at. Yok ki böyle bir şey ya. Bunun hesabı mutlaka sorulur. İstersen Mekke'de, istersen Medine'de, istersen Londra'da fark etmez. Allah'ın nimetini israf hakkı hiçbirimizde yoktur kıymetli dostlar. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçiyorum. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُمْ Kullarım, çocuklarınızı geçim sıkıntısıyla öldürmeniz. Vatandaş soru soruyor. Hocam, 2 aylık çocuk kadının karnında kürtaj yaptırıp aldırmak istiyor. Gerekçe ne? Niye? Efendim, zaten bir tane çocuğum var, ikincisine bakamam. Lan seni kim bakıyor? Ben bakamam endişesiyle, hayır, asla olmaz. O zaman niye evlendin? Madem çocuğun olmayacaktı, niye evlendin? Ya öyle 3 köfte 25 kuruşa satmazlar. Çocuğu aldırmak, çocuğu öldürmek demektir. Çocuğu aldırmak, çocuğu öldürmek demektir. Peki, kalp atışları vardı diyor. Kalp atışları vardı. Çocuğun kalp atışları vardı. O zaman canlı demektir. Peki, bu çocuk doğduktan sonra bunu öldürsen, o zaman katil olur musun? Olursun. E doğmadan öldürdün sen, gene canlı öldürdün onu, gene katil oldun. Bu çocuğun günahı ne? Bu çocuğun suçu ne bunu öldürüyorsun? Bu caiz olmaz. Hele hele geçim endişesiyle ben bakamam. İşinin adı ne? Televizyon seyretmekten, bacak bacak üzerine oturmaktan bakamam diyorsun. Çamaşırı makine yıkar. Bulaşığı makine yıkar. Evi elektrik süpürgesi süpürür. Peki sen ne iş yaparsın ya? Ne iş yaparsın sen ya? Senin annen çamaşırı da yıkardı, çocuğu da bakardı. Bulaşığı da yıkardı, çocuğu da bakardı. Bir de ayrıca ahırda ineklerin de hizmetini yapardı. Ormandan giderdi, odun da yapardı. Efendim, tarlaya giderdi, ziraat da yapardı. Çocuğun da bakardı. Senin şimdi bunların hiçbirisini yapmıyorsun. Bacak bacak güzel oturuyorsun. Televizyon seyretmekten başka bir işin yok. Yok efendim, ben çocuğu bakamam. Öyle bir şey yok. O zaman evlenmeyeceksin. Bekarlığa talim edeceksin. Çocuğu öldürme hakkına sahip değil. Hiçbir anne, hiçbir baba değildir. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Onların da rızkını biz veriyoruz. Sizin de rızkınızı biz veriyoruz. Rızkı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Şurada hoşuma giden bir cümle var. Paylaşayım sizinle. قَالَ هَرَمٌ لِوَيْسِ الْقَرَنِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهِ اَيْنَ تَأْمُرُونَ اَنَكُونَ Veysel Karani Hazretleri'ne soruyor bir tanesi. Nerede yaşamamı, nerede iskan etmemi bana emredersin, tavsiye edersin? فَاَوْمَ اِلَى شَامِ Şam'ı göstermiş ona, Şam'a git demiş ona. Sormuş ona فَقَالَ الْهَرَمُ O zat demiş ki ona كَيْفَ الْمَعِيشَةُ بِيَا Orada geçim şartları nedir demiş. Geçim şartları nedir demiş. قال اويس اويس الكران Hazretleri demiş ki لهذه القلوب قد خالفها الشك فما تنفعها العظه vay be bu insanların gönlünde Allah benim rızkımı verecek mi vermeyecek mi endişesi var. Bunlara vaaz da fayda vermez, nasihat de fayda vermez. Allah'a karşı, Allah'ın vereceği rızka karşı endişesi, şüphesi olan insana ne vaaz fayda verir ne de nasihat fayda verir. Şam'a git diyorum ona. Nereye gideceksin? Şam'a git. Orada geçim şartları nasıldır? Evvela neyin hesabını yapıyor? Geçim şartları. Şimdi birisine deseler ki, şimdi biraz bizim aleyhimize konuşayım da siz de rahat edin. Bir imama deseler ki falanca yerde güzel bir cami var. Veya bir Kur'an öğretmeni deseler ki falanca yerde çok güzel Kur'an kursu var. İlk sorusu şudur. Lojmanı var mıdır? İlk soru ne? Lojmanı var mıdır? Halbuki bir imam için, bir Kur'an öğretmeni için ilk soru bu olmamalı. Belki en son soru bu olmalı. İlk sorusu ne olmalı? O caminin cemaati var mı? Hizmeti elverişli mi? Ben orada bir şey becerebilir miyim, yapabilir miyim?
O Kur'an kursunun talebesi var mı? Talebeyi temin etmeye elverişli mi? Ben orada faydalı olabilir miyim? Hizmet edebilir miyim? Önce buraya bakılması lazım. Balık baştan kokar. Hocası da böyle, hacısı da böyle. Derviş adam kızına talip olduğu zaman evvela maaşını soruyor. Damat bey, ne iş yaparsın? Ne kadar maaş alırsın? Evvela orasını soruyor. Evvela maaşını mı sormak lazım? Evvela ahlakını, dinini sormak lazım. Evet. İşte bu kalplere vaaz fayda vermez diyor. Kim diyor onu? Beysel Karani Hazretleri öyle söylüyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam şeytanla karşılaşmış. Demiş ki şeytana, ya iblis demiş, insanlar içerisinde en çok sevdiğin kimdir, insanlar içerisinde en çok nefret ettiğin kimdir, bunları bana söyle demiş. Demiş ki sen peygambersin, ben sana yalan söyleyemem. İnsanlar içerisinde en çok sevdiğim Müslüman ama cimri. Mümindir ama cimridir, onu çok sever ben diyor. Kimi seviyormuş? Mümin ama cimri. Böyle sıkıyor sıkıyor, alttan damlayanı yalıyor. İnsanlardan en çok kızdığımda fasıktır ama, iyi bir Müslüman değildir ama çok cömerttir. Ondan hiç hoşlanmam diyor. Yahya Aleyhisselam diyor ki neden böyle? O da diyor ki çünkü cimri var ya, قَدْ كَفَانِي بُخْلُهُ onun cimriliği bana yeter. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim cimriliğin, nefsinin cimriliğinden kurtulursa felaha erebilir. Cimrilik insanı felakete götürür, perişan eder insanı. Mümin insan cimri midir? O cimrilik onu felakete götürür. Fasık cömert olunca اَتَخَبَّفُ اَنْ يَطَّلِعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ف۪ي سَخَاهُ فَيَقْبَلَهُ Yani Allah Celle Celaluhu o cömert olan ama günahkar olan fasıkın haline bakar. Cömertliği sebebiyle Cenab-ı Hak onu günahlarını siler, yolunu düzeltir, uçar gider o diyor. Cennete uçar gider. Onun için ondan hiç hoşlanmam diyor. ثُمَّ وَلَّا وَهُوَ يَقُولُ Şeytan sonra yüzünü çevirdi, şöyle diye diye gitmeye başladı. لَوْ لَا اَنَّكَ يَحْيَا لَمُخْبِرْكَ Sen Yahya Aleyhisselam olmasaydın bunları sana söylemezdim. Ne yapalım, peygamber olduğun için sana doğruyu söylemek mecburiyetine kaldım dedi. Diyor ki, bu da önemli bir nottur. Gerçi biz de öyle derviş nereden bulacaksın? Diyor ki burada, bir insan derviş olabilir, sahit olabilir, çok takva sofu olabilir. Aile bireylerinin çocuklarında illa benim gibi derviş olacaksın diye zorlaması doğru olmaz. Tavsiye eder olursa, uyarlarsa, amenna. Uymazlarsa, efendim, onlara efendim normal şartlarda öyle çok dervişane bir şekilde değilse de normal şartlarda rızık ve harcamalarına izin vermelidir. Yardımcı olmalıdır diyor. Evet, son ayeti okuyalım kıymetli dostlar ve noktalayalım. Diyor ki Allah Celle Celaluhu وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Kullarım zinaya yaklaşmayınız. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ Şüphesiz zina fuhuştur, çirkin bir şeydir. وَسَاءَ سَب۪يلًا Kötü bir yoldur. Kul zina yaptığı zaman iman ondan çıkar, başının üzerinde gölge gibi bekler. Zinadan vazgeçtiğinde iman ona tekrar döner. Ama zina ile iman bir arada olmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Sahabe-i Kiram'dan bazıları zinadan sakının. Çünkü zinada 6 tane kötü haslet vardır. 3'ü dünyada, 3'ü ahirettedir. Dünyada olan efendim rızkı noksanlandırır, bereketini götürür. Efendim ömrün bereketini götürür ve insanların kalbine nefret duygularını yerleştirir. İnsanın ağırbaşlılığını ve heybetini yok eder. Ahiretteki zararlarına gelince Allah o kuluna gazap etmiştir, canını yakacaktır. Hesabı çok şiddetli geçirecektir ve nihayet cehennem ateşine girecektir. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede zina yapmayın demedi. Ne dedi? Zinaya yaklaşmayın dedi. Zina yapmak ayrı şeydir, zinaya yaklaşmak ayrı şeydir. Şehvetle baktı. Baldırlarını seyretti. Bilmem neresinin memelerini seyretti, göğsünü seyretti, dudaklarını, yanaklarını seyretti, şehvetini tahrik etti. Bunlar zinaya yaklaşmaktır. Tuttu elinden, tokalaştı, zinaya yaklaşmaktır.
Kucaklaştı, öpüştü. Bunlar zinaya yaklaşmaktır. Ey iman edenler, zinaya yaklaşmayın. Yaklaşması bu kadar tehlikeliyse kendisini yapmak, kendisini gerçekleştirmek, o hepten tehlikeli. Atom bombası gibi bir şeydir. Kardeşler, bir insan mahremi olmayan bir kadın eline tutamaz. Bakınız, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi, dünyadan ahirete göçtü. Ömrünü tamamladı. Bir defa dahi hiçbir kadının, mahremi olmayan bir kadının eline eli değmemiştir. Neymiş ne? Dünyadan ahirete göçmüş, 63 senelik ömür yaşamış. Ömründe bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahremi olmayan bir kadının eline eli değmemiştir. Şimdi o zaman sen, ben şunu söyleyebilir miyiz? Hocam ben bana elini uzatan kadının elinden tutuyorum ama benim art niyetim yok. İyi niyetim var falan. Senin kalbin nerede yıkandı? Nerede yıkandı? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadının eline tutmazken kötü niyetliydi. Tutarsam niyetim bozulur, onun için tutmayayım. O maksatla mı tutmamış? Öyle bir şey yok. Allah helali haramı belirlemiştir. Mahremin olmayan bir kadının elinden tutamazsın. Sana el uzatsa da uzatamazsın. Onunla kucaklaşıp, velev ki şehvetsiz olsun, öpüşemezsin. Veya aramızda gençler de vardır. Veya bir delikanlı bir kızı seviyor. İleride onunla evlenmeyi düşünüyor. Şu anda sen %100 karar vermiş olabilirsin ama yarın kararından da dönersin. Bir tanesi bu geçtiğimiz hafta içerisinde telefon etti bana. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi bir kızla dedi sevişiyoruz dedi. Ama biz mutlaka evleneceğiz dedi. Biz dedi el ele tutuşuyoruz dedi. Bazen de işte dudak dudağa da öpüşüyoruz dedi. Biz dedi nikah kıysak ne dersin? Anasının da babasının da haberi yok dedi. Soru böyle. Ben de delikanlıya şu cevabı verdim. Delikanlı dedim, senin kız kardeşin var mı? Var dedi. Birisi dedim senin kız kardeşin elinden tutarak gelse ve senin kız kardeşinle öpüşse normal görür müsün dedi. Yok dedi. Yarın baba oldun, kızın oldu. Senden habersiz kızın birisine nikah oldu. Ondan sonra onlar öpüşüyorlar, gezişiyorlar, nasıl olsa nikahımız var. Bunu normal görür müsün dedim. Yok dedi. Fetva için başka bir şey söylememe gerek var mı dedim. Şimdi derler ki kendine çuvaldızı batıracaksın, başkasına iğneyi batıracaksın. Birisinin kızının elinden tutamazsın. Ya biz evleneceğiz. Kim dedi sana evleneceksin? Nereden biliyorsun evleneceğini? Ah dostum, öyle senin gibi çok hesaplar olmuştur. Köprünün altından ne sular geçmiştir. Evleneceğim diyerek o umutla bir delikanlı bir kızın elinden tutamaz. Tutarsa haram olur. İleride evlense o nikahtan sonrasını helal kılar. Nikahtan önce yaptıklarını helal kılmaz. Bir sene el ele tutuşmuşlar, dudak dudağa öpüşmüşler. Hepsi haram mı? Hepsi haram. Bir sene sonra nikah yaptılar. Bu nikah ilerisine mi yöneliktir, geçmişe mi yöneliktir? He? İleriye yöneliktir. Nikah yapmadan, çok affedersiniz, zina yapmış olsalar ve kadın buradan hamile olsa, ondan sonra nikah yapsalar, bu çocuk veledi zina mıdır, değil midir? Veledi zinadır. Daha sonra yapılan nikah bunu ne yapmaz? Meşru hale getirmez. Bizim Karadeniz'de veledi zina demezler de veledi zurna derlerdi. Veledi zina değil de veledi zurna derlerdi. Bu çocuk alâ külli hal veledi zurna olur. Yani kıyılan nikah geçmişle alakalı değil, kıyıldığı tarihten itibaren geçerlidir. Onun için kardeşler, Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Şehvetten konuşmak, şehveti tahrik eden cümleleri konuşmak, bakmak, tutmak, bütün bunlar her birisi zinaya yaklaştıran yollardır. Allah bize zina yapmayın demeden önce zinaya yaklaşmayın diyor. İnsan eğer zinaya yaklaşmayı engellerse zinadan zaten kendisini kurtarmış olur. Günümüzde maalesef bu felaket gittikçe artıyor. Aa dostlar be! Bekarlar arasında değil, evliler arasında da bu felaket
yuvarlana yuvarlana devam ediyor. Altını çizerek söylüyorum dostlar. Bekarken zinaya alışan bir delikanlı, bekarken zinaya alışan bir kız, evlendikten sonra eşiyle iktifa etmez. Zaten haya perdesi yırtılmıştır. Erkek hanımını aldatır, o hanım da kocasını aldatır. Çünkü haya perdesi diye bir şey kalmamıştır. Erkek nereden bilsin evlenmeden onun başkasıyla birkaç kişiyle zina yaptığını nereden bilsin? O yanağına bakmış, dudağına bakmış, ay canım ciğerim demiş, meftun olmuş ona, kaptırmış kendisini. Toplumumuzda biz şimdi bulunduğumuz konum itibariyle camide görevli olmuş olmamız münasebetiyle vatandaş kimseye söyleyemeyeceği derdini gelir bizimle beraber paylaşabilir. Onun için derin bir ah çeksem şu kubbeler zarar görür diye çekmiyorum o ahı. Toplumumuzda maalesef bekarlar demiyorum, evliler arasında eşini aldatan kadınlar, kadını aldatan erkekler gün geçtikçe sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Bütün bunların temelinde ne var? Bütün bunların temelinde zinaya yaklaştıran sebeplere tevessül etmek var. Adam evleniyor, hanımını erkeklerin de bulunduğu ortamda, ortak ortamda çalışmaya gönderiyor. Ya kardeşim, bakınız, mektubu mektup gibi okuyalım kardeşler. Herkes nefis taşıyor. Sen evinde eşinle tartıştın. Karı koca hayatında tartışma olur mu? Tartışma olmazsa olmaz, yemekte tuz olmadan olur mu? Olmaz. Ara sıra kavga yapacaksın, kafa kafaya vuracaksın canım. O cennettedir hiç kavga yapmamak. Tartışma olur mu? Olur. Bazen hanım sana fırça atar, bazen sen hanıma fırça atarsın. Sabahleyin sen hanımı fırçaladın veya akşam fırçaladın, morali bozuk. Gitti iş yerine. İş yerinde erkek arkadaşları var diyeceğim şimdi, iş yeri arkadaşları var. O ona sevecen davrandı, kibar davrandı. O şimdi içinden başladı duyguları değiştirmeye, benim kocam da adam değildir, adam dediğim budur falan, bir ısınma başlıyor bu sefer. Aksine de erkekte oluyor bu işler. Hanımdan fırça yemiştir, iş yerine gidince, iş yerindeki kız, kadın arkadaşları diyelim, mesai arkadaşları, Ahmet abiciğim nasılsın, iyi misin? Bu abicim, mabicim, biz hanımdan böyle cim mi cim, evleninceye kadar duyduk, evlendikten sonra hiç duymadık. Evlendikten sonra hiç duymadık. Evleninceye kadar Ahmetçiyimsiniz. Evlendikten sonra Ahmet. Bu kadar. Şimdi iş yerinde Ahmetçiyim, Mahmetçiyim deyince ısınmalar meydana geliyor. Ondan sonra patlamalar oluyor. Yanlış yollara bu şekilde insanlar gitmiş oluyorlar. Onun için sen eşini, sen kızını erkeklerin de bulunduğu bir ortama çalışmaya gönderiyorsan arkasından gelecek olan felaketlere de şimdiden hazır olman lazım. Ben kızıma güveniyorum. Geç kardeşim be. Ben oğluma güveniyorum. Geç kardeşim be. Evliya mıdır be? Evliya olsa yine güvenemezsin be. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisine layık görmediğini sen kızına, oğluna nasıl layık görebilirsin? İnnen nefse le emmâratun bişşû. Şüphesiz nefis ziyade kötülüğü emredicidir. Bırak oğlunu be. Sen kendin bu kadınlarla böylesine haşir neşir olsan sen kendine malik olabilir misin be? Bir bağ sakalın olsa, 60 yaşında derviş olsan, elinden tesbih düşmese, böyle bir manzara karşısında vallahi de billahi de sen de kendine malik olamazsın. Bu nefse emmaredir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ateş yanmaya başlar, gittikçe çoğalır, sonra söndürmesi zor olur. Ne diyor Allah dinleyiciler? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle. Amellerimizi salih eyle. Niyetlerimizi halis eyle. Oruçlarımızı mebrur ve makbul eyle. Okunan hatmi şerifleri kabul eyle. Evlad-ı iyalimizi hayırlı eyle. Ehli Kur'an, hamili Kur'an, hadimi Kur'an eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından buraya kadar tatlı uykusunu ve istirahatini terk ederek gelen, sohbet dinleyen, ayet-i beyinatı dinleyen, dualarımıza amin den bu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her ne türlü hayırlı murat ve istekleri varsa ihsan eyle. Her ne türlü maddi ve manevi sıkıntısı olanlar varsa izale eyle. Görünür görmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Ya Rabbi helalinden bol bereketli kazançlar cömertlikle beraber ihsan eyle. Cimrilik felaketinden her birimizi muhafaza eyle.
Ya Rabbi Ya Rahman Rahimin, semavi ve arazi afetlerden ülkemizi ve Bilad-ı İslami'yi muhafaza eyle. Ya Rabbi, Müslümanın Müslümanın kanını akıttığı komşu ülkelerimizde bu felaketten komşu ülkelerimizi alemi İslam'ı helas eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslümanlar arasında fitne ve fesadı perde arkasından körükleyenleri kahreyle Ya Rabbi. Mahveyle Ya Rabbi. Perişan eyle Ya Rabbi. Müslümanların bu tehlikeyi görmelerini, oyuna geldiklerini farkında olmalarını, tevbe edip asıllarına rücu etmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif ayında Gazze'deki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize bomba yağdıran Yahudi'yi kahreyle Ya Rabbi. Arkasındaki müttefikleriyle beraber kahreyle Ya Rabbi. Mahveyle Ya Rabbi. Perişan eyle Ya Rabbi. İnkıraza uğradığını, felaketlere sürüklendiğini görmeyi de bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Gazze'deki kardeşlerimizi, Filistin'deki kardeşlerimizi kurtar Ya Rabbi. Yardım eyle Ya Rabbi. Suriye'de, Ya Rabbi, Irak'ta Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslüman kardeşlerimiz üzerine, din kardeşlerimiz üzerine oynanmak istenen oyunları ve hile ve desteleri boşa çıkar Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu bölgelerin sulh ve sükunete kavuşmasını Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde, Kur'an ve Sünnet merkezinde buluşup dinice İslam'ı dünyaya bayrağını dalgalandırmayı nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi bütün İslam ülkeleri abi ve baba gibi görmektedir. Ülkemizi her türlü zevalden muhafaza eyle Ya Rabbi. Kardeşi kardeşe vurdurmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Ülkemizi birbirine vurdurmak isteyen hile ve desise peşinde olanların hilelerini, desiselerini kendi aleyhlerine Rabdü ma'akûs eyle. Ülkemizin birliği, beraberliği için, ülkemizin kalkınması için, ulvi menfaatleri için gece gündüz iyi niyetle çalışanlara yardım eyle. Hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Önlerindeki manileri izale eyle. Zorlukları kolaylığa tebdil eyle. Ya Rabbi, okunan hatmi şerifleri kabul eyle. Resulullah'ın sevabı Sultanül Enbiya Fahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve bütün peygamberan izamın ervahi kutsiyelerine hibe ve hediyeledik ve asıyla eyle. Ahli ve ashab ensar-ı muhacirin tabi'in 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 ervahine hibe ve hediyeledik ve asıyla eyle. Silsile-i Nakşibendimizin ve sayr-ı turukun meşayih ve müntesimlerinin de ervahine hibe ve hediyeledik ve asıyla eyle. Uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyelim. Bu kardeşlerimizin bütün geçmişlerimizin ruhlarına hibe ve hediyeledik vasıyla ile. Buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eyle. Özellikle dua bekleyen kardeşlerimizin hayır muratlarını ikram eyle. Ramazan-ı Şerif'te beraatini eline alanlardan eyle. Mağfireti Sübhaniye nail olanlardan eyle Ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ooh.